Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni İdris Can. köklü sayılar konusuna devam edeceğiz bugün. Daha önceden biz arkadaşlar köklü sayılar konusunu gördük. Eşlenik ifadeleri tekrar hatırlayıp onunla ilgili örnekler çözmek istiyorum. Eşlenik demek çarpıldığı zaman kökten kurtaran sayı demek. Yani mesela kök 3 ne ile çarparsam kökten kurtarır? Kök 3 ile. İşte kök 3, üç, kök 3'ün eşleniği olur. Ya da e, şuradan göreceğiz birazdan. Mesela kök 5 eksi kök 3. Ne ile çarparsak kökten kurtarırız? Kök 5 artı kök 3 ile çarparsak. işte ne olur? iki kare farkı gelir. 5 eksi 3'ten o da 2 olur. İşte arkadaşlar eşlenik dediğimiz ifadeler çarpıldığında sonucu kökten kurtaran sayılardır. A pozitif iken o zaman kökenin genelleştirelim söylediğimizi kökenin eşleniği yine kendisidir. Kök A ve kök A'yı çarparsam sonuç kökten kurtulmuş olur. İkinci olarak A artı kök B'nin eşleniği A eksi kök B'dir. E bunları çarptığım zaman A artı kök B ile A eksi kök B çarptığım zaman yine iki kare farkı oluşur. A kare eksi B yani birincinin karesi kök B'nin karesi de B olduğu için sonucu kökten kurtarmış oluruz. Üçüncü olarak arkadaşlar A artı eksi kök B'nin eşleni A eksi artı kök B. Yani e, şuradan yaptığımız ilk işlemdeki gibi kök 5 eksi 3'ün eşleni ne olur? Kök 5 artı 3. Dolayısıyla kök 5 artı 3'ün eşleniği de kök 5 eksi 3 olacak. Evet örneğin kök 7'in eşleniği kök 7'dir. Kök 7 ile kök 7'i çarparsak sonucu kökten kurtarmış oluyoruz ve 7 elde ediyoruz. Kök 5 eksi 1'in eşleniği kök 5 artı 1'dir. Bunları çarptığımızda kök 5'in karesi 5 eksi 1'den 4 elde ediyoruz. Yani hep çarpım yaptığımızda ne elde etmiş oluruz? sonucu kökten kurtulmuş bir sayı elde etmiş oluruz. İşte 2 artı kök 3'ün eşleni 2 eksi kök 3'tür. Çarptığım zaman 2'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Ya da 3 kök 2 eksi 2 kök 3 eşleni 3 kök 2 artı 2 kök 3. Bu da 3 kök 2'nin karesi yani 18. 2 kök 3'ün karesi 12 cevapta 6 olur. Aynı şekilde bu dördüncü dereceden olunca Çarptığımız zaman iki kare farkı olur. Yani kök 4. dereceden kök x'in karesi eksi kök y'nin karesi. O da kök x eksi y olur. Evet arkadaşlar. 2 kök 2 eksi kök 7'nin 10. kuvveti çarpı 2 kök 2 artı kök 7'nin 10. kuvveti işleminin sonucu kaçtır? Şimdi biz bu işlemin sonucunu bulmak için Üstü köklü sayı karışımı bir soru. Kuvvetleri 10. Kuvvetleri eşit olan üstü sayılarda tabanlar aynı kuvvet altında çarpılır. Ya yani ben ikisinin kuvvetini 10 yapıp aynı kuvvet altında bu ifadeleri çarpabilirim. Peki şunlar birbirine eşlenikleri. Bunları çarptığım zaman ne elde ederim? Kök 2 kök 2'nin karesi eksi kök 7'nin karesi. Bunun da 10. kuvvetini alacağız. 2 kök 2'nin karesi 8 olur. Kök 7'nin karesi 7 olur. 8 eksi 7 1. 1'in de bütün kuvvetleri 1 olur. O zaman doğru cevap. A seçeneği olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Evet eşlenikle ilgili özelliklere devam edelim. Beşinci özelliği küp kök A artı küp kök B'nin eşleniği küp kök A kare eksi küp kök AB artı küp kök B karedir. İşte şu iki ifade çarpıldığı zaman ne elde ederiz? A artı B. Zaten amaç çarpıldıklarında sonucu kökten kurtarmaktır. Bu da arkadaşlar çarpanlar ayırma küp açılımlarından gelen bir özellik. Aynı şey eksilisi için de geçerli. Küp kök A eksi küp kök B'nin eşleniği küp kök A kare küp kök A B artı küp kök B karedir. Yani aslında biz <laughs> şunu x küp artı y küp x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare özdeşliğini kullandık ya da x küp eksi y küpte de x küp eksi y küpte de x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare özdeşliklerini kullanarak bu eşlenikleri elde ediyoruz. İşte x yerine küp kök a dersem buradan mesela x yerine küp kök a dersek y yerine de küp kök b dersek burası küp kök a'nın karesi küp kök a'nın karesi artı küp kök a b artı küp kök b kare olur. Dolayısıyla şu iki ifade birbirinin eşlenikleri olur. E bunları çarptığım zaman x'in küpü yani küp kök a'nın küpü yani a eksi b. Benim zaten temel amacım çarptığımda sonucu kökten kurtarmak olacak. Onun için bunları çarptığımda sonuç a eksi b elde edilir. Evet arkadaşlar. Şimdi eşlenik ile ilgili sorular çözelim. Kök 5 eksi 1 m olduğuna göre kök 5 artı 1 sayısının m cinsinden değeri nedir? Kök 5 eksi 1 M kök 5 artı 1'e de n diyelim. Arkadaşlar eşlenikle ilgili sorularda eşlenik gördüğümüzde çarpım yapacağız. Niye? Çünkü çarpım yaptığımızda sonucu kökten kurtarmış oluruz. Onun için şu iki ifadeyi çarpalım. M çarpı n eşittir. Kök 5 eksi 1 çarpı kök 5 artı 1 olur. M çarpı n eşittir. Kök 5'in karesi 5. Eksi 1'in karesi 1. Yani M çarpı M eşittir 4 oldu. Bizden istenen ne? M'nin N'in M cinsinden der. Yani N'i yalnız bırakacağız. N eşittir 4 bölü M. Yani doğru cevap D seçeneği olur. Doğru cevap D seçeneği olur. Peki. Yine kök 7 eksi 2 bölü kök 2 artı kök 3 eşittir a olduğuna göre kök 7 artı 2 bölü 2 eksi kök 3 sayısının a türünden değeri hangisi olabilir demiş. İşte arkadaşlar biz şu ifadeye kök 7 artı 2 bölü 2 eksi kök 3'e b diyelim. Dikkat edersek kök 7 eksi 2'nin Eşleni kök 7 artı 2 Payın eşleni payda verilmiş. Paydanın eşleni de paydada verilmiş. O zaman biz yine bunları taraf tarafa çarpalım. A çarpı B dersem kök 7 eksi 2 bölü 2 artı kök 3 çarpı kök 7 artı 2 bölü 2 eksi kök 3. Şunları çarptığınız zaman ne elde edersiniz arkadaşlar? Kök 7'nin karesi 7, 2'nin karesi 4 bölü 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3. Yani 3 bölü 1, a çarpı b 3 olur. Peki sonucun a türünden olmasını istiyor. Dolayısıyla b'yi yalnız bırakacağız. Buradan her iki tarafı a'ya bölersek b eşittir 3 bölü a olur. Yani b'nin a türünden değeri 3 bölü a. Doğru cevap a seçeneği olur. Dikkat ederseniz amacımız eşlenikleri çarpıp sonucu kökten kurtarabilmektir. Sonucu kökten kurtarabilmektir. Evet, köklü paydayı rasyonel yapmak <laughs> yani paydayı kökten kurtarmak diyoruz. Paydası köklü olan ifadelerin paydasını rasyonel yapmak için pay ile payda paydanın eşleniği ile çarpılır. Yani arkadaşlar Payda genellikle köklü olarak bırakılmaz. Bunun yerine ne yapılır? Pay ve paydayı paydanın eşleniyle çarpıp paydayı kökten kurtarıyoruz. Örneğin 2 bölü kök 10. Kök 10'un eşleni nedir? Kök 10'dur. Ben bu rasyonel ifadede pay ve paydayı kök 10 ile çarparsam 2 kök 10 bölü kök 10 çarpı kök 10. E, kök 10 ile kök 10'u çarparsam 10 olur. 2 kök 10 bölü 10 sadeleştirirsem kök 10 bölü 5. Yani aslında 2 bölü kök 10 yerine ben kök 10 bölü 5 alıyorum. Ya da 6 kök 3 bölü kök 2. Kök 2 paydada olduğu için biz pay ve paydayı paydanın eşleniğiyle yani kök 2 ile çarpıyoruz. Her iki tarafı kök 2 ile genişlettiğimizde 6 kök 3 çarpı kök 2 kök 2 çarpı kök 2 olur. Tabii şunların çarpımı 2 olur. Bunları da aynı kök içinde çarparsak 6 olur. 6 kök 6 bölü 2. Burada da 6 ile 2 sadeleşirse 3 kök 6 elde ederiz. Aynı işlemlere, <laughs> örneğin 8 bölü küp kök 4, küp kök 4 demek, küp kök 2 demek. Şimdi biz küp kök 4'ü hangi köklü sayı ile çarparsak? Sonucu kökten kurtarırız. Küp kök 4'ün eşleniği de şöyle olur. Bura 2'nin karesidir. E çarptığımızda kök derecesi 3 olacak. 2'nin birinci kuvveti olacak ki bunları aynı kök içinde çarptığımda küp kök 2'nin üçüncü kuvveti olsun ve sonuç 2 diye çıksın. Yani temel amacımız kök dışına çıkarabilmek. O zaman bunu küp kök 2 ile çarpıyoruz. Küp kök 2 ile çarptığımızda ne olur pay ve paydayı? Payda küp kök 8 oldu, 2 oldu. Yani amacımız paydayı kökten kurtarmak. O da sadeleşirse 4 tane küp kök 2 olur. Ya da 6 bölü kök 5 eksi kök 3 diye bir ifade verildi. Biz hemen bunu kök 5 artı kök 3 ile çarpacağız arkadaşlar. Kök 5 artı kök 3 ile çarparsak pay ve paydayı 6 tane kök 5 artı kök 3 bölü buradan 2 kare farkı gelir. Kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi. Bu da 5 eksi 3 yani 2 oldu. 6 ile 2 sadeleşirse 3 tane kök 5 artı kök 3 demek. İşte 12 bölü kök 7 artı 1. Kök 7 artı 1'in eşleni kök 7 eksi 1'dir. Biz pay ve paydayı kök 7 eksi 1 ile çarparsak arkadaşlar artık kök 7'nin karesi 7, 1'in karesi 1, payda 7 eksi 1 olur. Burası da 6 oldu. 12 ile 6 sadeleşti. 2 tane kök 7 eksi 1 olarak elde edilir. Peki iş, kök 12 artı 2 bölü kök 6 artı 1 artı 2 bölü kök 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada eşlerini çarparak da gidebiliriz ama daha kısa bir yoldan gidebiliriz. Nasıl gideriz? Yukarıyı şöyle ayırırsam kök 6 çarpı kök 2 diye yazabilirim. Peki şu kök 2 çarpı 1 diye yazabilirim. Bölü kök 6 artı 1 artı bunun da pay ve paydasını paydanın eşleniyle çarpacağız. Yani kök 2 ile çarpacağız. Peki yukarıyı kök 2 parantezine alsam, kök 2 parantezine alsam nerede ederim? Kök 6 artı 1 bölü payda kök 6 artı 1 oldu. Kök 6 artı birler gider artı bunu da kök 2 ile çarparsam 2 kök 2 bölü kök 2 çarpı kök 2. kök 2. Şurada ne kaldı arkadaşlar? Kök 2 kaldı artı. Burada ne kaldı? 2 kök 2 bölü 2. 2'ler sadeleşti. Kök 2 artı kök 2 cevabımız da 2 kök 2 yani doğru cevap C seçeneğidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Peki. Yine 12 bölü kökü 3 eksi 1 eksi 12 bölü kökü 3 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Burada arkadaşlar payda köklü olarak verilmiş. Bizim paydayı rasyonel yapmak için e, pay ve paydayı paydanın eşleniyle çarpacağız. Yani 12 bölü kökü 3 eksi 1 eşleni nedir? Kökü artı 1'dir. O zaman 12 bölü kökü artı 1'in eşleni nedir? Kökü eksi 1'dir. Peki 12 çarpı 12 çarpı kökü artı 1 bölü payda ne olur? 3 eksi 1 eksi 12 çarpı kökü 3 eksi 1 bölü payda 3 eksi 1. Devam edelim. 6 tane 13 eksi 1 2 oldu. Sadeleştirirsek 6 tane kök 3 artı 1. Şurası da 6 tane kök 3 eksi 1 oldu. Devam edersek 6 kök 3 artı 6 eksi 6 kök 3 artı 6 kök 3 gider. 6 kök 3 6 6. 12. Yani doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Yine bir soru. Kök 3 artı 1 bölü kök 6 artı kök 3 artı kök 2 artı 1. Eksi 1 bölü kök 2 eksi 1. Şimdi burada eşlenik yapılabilir ama daha öncesinde arkadaşlar bizim ne yapmamız gerekir? Şurada bir gruplandırarak önce şunu kök 3 parantezine bir alalım paydayı. Kök 3 artı 1 bölü Aşağı kök 3 parantezini alırsam kök 2 artı 1 artı şunu da kök 2 artı 1 çarpı 1 diye yazarsam. Peki kök 3 artı 1 bölü paydayı da kök 2 artı 1 parantezini alsam kök 3 artı 1 kök 3 artı 1'ler gitti 1 bölü kök 2 artı 1 oldu. Yani şu ifade yerine ben ne yazacağım arkadaşlar? Bunun tamamı yerine 1 bölü kök 2 artı 1 yazacağım. Peki artık sorumuz şu oldu. 1 bölü kök 2 artı 1 eksi 1 bölü kök 2 eksi 1. Eşleniği kök 2 eksi 1'dir. Kök 2 eksi 1'in eşleniği de kök 2 artı 1'dir. Peki kök 2 Eksi 1 bölü 2 eksi 1. Eksi kök 2 artı 1 bölü 2 eksi 1. Paydalar 1 olduğu için artık paydaları yazmıyorum. Kök 2 eksi 1. Eksi kök 2 eksi 1. Kök 2'ler giderse cevabımız eksi 2 olur. Yani doğru cevap D seçeneği olur arkadaşlar. Devam edelim. Evet özel kök. Özel kök arkadaşlar A artı kök B'nin kare kökü. A artı eksi 2 kök B ifadesinde öyle iki sayı bulacağız ki toplamı toplamı e, A'yı çarpımları B'yi verecek. Çarpımları B'yi toplamı ayı verecek şekilde iki tane m ve n bulabilirsek işte burası yani a artı eksi 2 kök b kök m artı eksi kök n n'in parantez karesi olur. Bu da mutlak değer kök m artı eksi kök n olarak çıkar. Şurada dikkat etmemiz gereken burada her zaman 2 olması kuralıdır. O da şundan dolayı arkadaşlar biz diyelim kök 3 artı kök 2'nin bir karesini alırsak. işte kök 3'ün karesi 3 artı 2 tane kök 3 çarpı kök 2 artı 2. Ne oldu? 5 artı 2 kök 6 oldu. İşte çarpımları 6'yı toplamları 5'i veren iki sayı. Bunları biz nasıl yazarız? Kök 3 artı kök 2. Yani gizli bir tam kare olarak yazarız. Evet kısa bir aradan sonra devam edelim arkadaşlar.